11 yıldır evli olduğu eşi Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etti. O kadınlar arasında ünlü şarkıcının samimi arkadaşı Hadise'nin de olduğu iddia edildi. Bu olaylardan sonra ortalık resmen karışmıştı. Seren Serengil ise Söylemezsem Olmaz yayınında bu olaya dair magazin gündemini sarsacak açıklamalar yaptı. Hadise'nin Zarrab'a attığı mesajları okudum dedi. İşte gündem yaratacak o açıklama. Peki bu üçlü de gerçekten bu hikayede yanan kim oldu? Şimdi bu ciddi bir konu. Aslında ne kadar kafalarda soru işareti kaldıysa da ben de çok net. Ama yine her zamanki gibi araştırmadan, herkes birbirine iftira attığı için bu memlekette bir şey söylerken gayet düşünerek söylemem gerekiyordu. O yüzden de bunu araştırmam gerekiyordu. Ben Instagram'dan bir mesaj aldım Bircan ve o mesajda Hadise'nin Reza Bey'e yazmış olduğu mesajlardı bunlar. Ama bana böyle geldi. Hoş bir hesap. Bende de duruyor. Ama dedim ki yani hani tamam da şimdi birisi Hadise diye de yazar. Çünkü herkes herkese her şey yapabiliyor. Photoshop'la tarih değiştiriyorlar. Photoshop'la İsim. başlık değiştiriyorlar. İsim değiştiriyorlar. Her şeyi değiştirebiliyorlar. Fakat o numaranın Hadise'nin numarası olduğunu teyit ettim. Çünkü hala kullanmış olduğu numara. Ama yine de yetinmedim. Dedim ki bir de giderler dedim yazarlar. Numarayı da yazarlar. Hani insan her şeyi bekliyor ya çünkü. Reza Bey'in avukatını aradım. Bakın dedim bana Hadise'nin Reza Bey'e şu süreçte yazmış olduğu mesajlar geldi. Ama bunlar doğru mu değil mi ben bilmiyorum. Ve programımda bunu açıklamak istiyorum. Ama doğru da olmayabilir. O yüzden sizden teyidini almak istiyorum. Reza Bey lütfen bunları iletir misiniz? Benim adıma sorar mısınız dedim. Mesajları okudum. Evet biz bu mesajlardan haberdarız dedi. Reza Bey'in avukatı tabii. Yani şimdi tabii Ebru zaten biliyor bence bütün bunları. Bunları bir bildiği için de zaten bu mesajlarda yuvarlak olarak söylemem gerekirse şu andaki ilişkisinden bahsediyor. Mahkeme kararı aldırdığı için teşekkür ediyor. Çünkü yayın yasağı aldırdığın için teşekkür ediyor o mesajlarda. Tabii bunlar bir iddia sonuçta. Ben bunu yayınlarken hani bunu Hadise yapmış diyebilmem için bir yerlerden onay almam lazım. Yani yoksa şimdi herkes herkese bir mesaj gönderir, birisinin adını kullanır. Hiç kimsenin de günahına da giremezsin. Ama yayıncılık gereği hiçbir zaman hayatım boyunca emin olmadığım bir şey. Hatta sormadan, soruşturmadan o ona bir kötülük yapmak isteyebilir falan. Bunu araştırdım. Ve Reza Bey'in avukatı şunu söyledi. Biz bu konuşmalardan, bu diyaloglardan haberdarız. Herhangi bir şey olursa da biz buradayız dediler. Ben de teşekkür ederim kapattım. Şimdi mesajları size tek tek okumayacağım. Onun da çünkü yani okuyamam. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunları tek başına yaşamadım diyor mesela bir tane cümlesinde. Hani olur da bir mahkemeye verilirsem falan onları tabii ki sunarım. Niye yine diyor sessizliğe büründün diyor. Çünkü karşı taraf cevap vermiyor. Hani bunlar 2019 mu 2020'nin Eylül, Ekim, Kasım, Aralık mı o civarlarında 20'dir Kaan'dan bahsediyorsa 20'dir. Efendim Kaan'dan bahsediyorsa yok şimdi Kaan'la şu anda beraberliği olduğunu diyor yani benim de diyor bir ilişkim var ve bu 20'dir o zaman yayın yasağını 2020. aldırdığın için de teşekkür ederim diyor ama diyor bu yaşanan ne varsa bunu tek başına ben yaşamadım falan filan bir sürü şeyler var yani bir sürü maalesef durumlar var. Bu yılın başında geçen senenin başında bir 4 ay gibi bir süreçte bir astrolog diyeyim. Astroloğun sayesinde tanışıyorlarmış. İddialar bu yönde. Ve onlar onun arasını yapmış falan. Bir sürü daha aslında benim elimde şey vardı. Ama yine de
yine de benim için yazışma da önemli değil. Yani benim için birilerine konuşup bunun teyidini almam çok önemliydi. Yani hani bu birinci kimdir burada? İki, buradaki üç tane kişi var. Ya Ebru Gündeş. Ebru Gündeş'le konuşmadığım için Ebru Gündeş'i aramadım. Reza Bey'e zaten ulaşamam. Ama Reza Bey'in avukatına ulaştım. Yani dedim ki hani böyle böyle bir şeyler geliyor. Yani böyle bir şeyler, böyle bir haber yapacağım. Ama bu dedim fake hesaptan geliyor. Yalan da olabilir. Böyle bir şey doğru mu dedim. Doğru dediler. Şimdi bunu birinci ağızdan doğrulandığı için bu Ebru Gündeş'in hadiseye olan kırgınlığı ve kızgınlığı son derece haklı bir kırgınlık ve kızgınlık haline dönüşmüş oluyor. Çünkü geçen sene bunlar Acun'un programında birbirlerinin evine gidip birbirleriyle yemek yiyorlardı. Sarmaş dolaş fotoğrafları vardı. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Yani korkunç bir şeye baktığınız zaman. Ve telefonu da hadisenin numarası yani. Telefon numarası da hadisenin numarası. Karşı tarafın numarasını teyit edemedim. Karşı tarafın numarası gözükmediği için, yani bu tarafın numarası gözüktüğü için teyit edemedim. İşte bu nedenle Reza Bey'in avukatına telefon açıp sordum ve o bunu deklare etti. Dolayısıyla bir şeyler yaşanmışlık var. Bunu diyor tek taraflı yaşamadık, bunu beraber yaşadık. Benim suçum yok ama şu anda diyor benim ilişkim var diyor. Yani şu anda yaşanan bir şey yok. Geçmişteki yaşanan şeyin şu anda ortaya çıkmasıyla ilgili tabii sıkıntıda olduğunu ve bir mahkeme kararında aslında yasağın da Reza Bey'in aldırdığını itiraf ediyor ve teşekkür ediyor ona. Yoksa bizi mahvederlerdi gibi şu anda yanlış hatırlamazsam bir ibare de var o konuşmalarda. Yani uzun lafın kısası maalesef bu haberlerin böylelikle doğru çıktığını ve doğru olduğunu söylemek durumundayız. Çünkü birinci ağızdan bunun onayını aldım ben. Tabii Ebru Gündeş cephesi, Ebru Gündeş aslında bakarsan bugüne kadar birçok badire atlattı bu evlilik ama hiçbir zaman boşanmaya gitmedi. Ve sırf bu hadise olayından sonra gitti ve boşandı. Affetmedi yani. Ha, ama şöyle bir şey. Tabii Reza Bey Ebru Gündeş'e çok aşık. Her dönemde çok aşıktı. O zaman da aşıktı, şimdi de aşık her zaman. Onların ayrılacaklarını ben düşünmüyorum. Ve şöyle bir şey daha duydum. Mesela Amerika'da aynı otelde kalmışlar boşandıktan sonra gibi. Yani bu, yani bu iddia. Hani bu duydum. Olur olmaz bilmiyorum. Ama boşamış. Yani o nikah haksızlık ettiği için ve bunu arkadaşıyla yaptığı için boşamış. Çocuğuyla gitti ama galiba. O yüzden belki aynı otelde o yüzden kalmış olabilirler. Tamam ama onlar kopmazlar yani. Burada olan kime oldu gene yani yanlış hareketleriyle bence hadise oldu. Hadisenin söz hakkı var. Bu böyle değildir, öyle yalan söylüyorlar diyebilir, bir şey diyebilir, yani her şeyi söyleyebilir. Ama ben yayıncı olarak tabii ki bana gelen bir şeyi karşı tarafın avukatı da deklare ettiği için bunu haber yapabilme hakkına ve özgürlüğüne sahibim. Ama peki, hadisede bunu yalanlamak isterse tabii ki her zaman programa bağlanabilir veya birisi de bağlanabilir. Ama durumlar maalesef böyle. Peki